Merhabalar, 7 sınıf, ikinci ünite, ikinci konuyla yine birlikteyiz. Hücre ve bölünmeler, birinci bölünme şekli mitoz bölünme. Arkadaşlar, canlının büyüyüp gelişmesi, yaralarının iyileşmesi için hücrelerinin yenilenmesi gerekiyor. Peki bu hücreler nasıl yeniliyor? Bu yenilenmeye ne dönülüyor? Bunu anlatacağız. Arkadaşlar, hücrenin büyümesi, yaraların iyileşmesi... Tek hücreli canlılarda üremenin gerçekleşmesi için hücrenin bölünmesi gerekiyor. Bu tip bölünmeye de mitoz bölünme diyoruz. Bu konumuzda mitoz bölünme konumuzda Kazanımlarınız, öğrenmeniz gerekenler mitozun canlılar için önemini açıklayabileceksiniz. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklayabileceksiniz. Bu konuda bu iki kazanımı kazanmanız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle hücrenin neden ölündüğüne bakalım. Hücreler neden bölünür? Stoplazma hücre zarından hızlı büyür. Bu durumda hücre zarı sitoplazmanın ihtiyaçlarını karşılayamaz. Hücre bölünerek hacmini azaltır ve yaşamını sürdürür. Arkadaşlar sitoplazma hızlı büyüdüğünde hücre zarı artık ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve hücrenin bölünmesi gerekiyor. Bölünmenin nedeni hücrenin büyümesi sonucunda çekirdeğin hücreyi yönetmesi ve kontrol etmesi zorlaşır. Çekirdek hücreyi yönetemez hale geldiğinde hücre bölünme emrini verir ve hücre bölünür. Bazı çevresel faktörler ve büyüme hormonlarının hücreyi uyararak bölünmeyi başlatır arkadaşlar. Burada tek hücreli bir canlının, amibin bölünme olayı yani çoğalma olayı resmedilmiş. Mitoz bölünme hem çok hücreli canlılarda hem de tek hücreli canlılarda görülen bir bölünme türüdür. Mitoz hücre bölünmesi sırasında aşağıdaki evreler görülür. Arkadaşlar tüm hücrelerde görülen bölünme şekline mitoz bölünme diyoruz. Öncelikle mitoz bölünme hazırlık evresi ile başlar. En uzun evredir hazırlık evresi. DNA kendini eşlediği ve kromatin sayısının iki katına çıktığı evredir. Sentrozomlar eşlendiği evredir. Arkadaşlar burada hücreye yeni genetik materyallerin, yeni hücreye yeni genetik materyallerin oluşabilmesi için DNA kendini eşliyor. Kromatin sayısı iki katına çıkıyor. Sentrozomlar kendini eşitliyor. Biliyorsunuz sentrozom organelini hücrede anlatmıştık. Sentrozomlar ipliklerini oluşturan organeldi. Sentrozomlar hayvan hücrelerinde bölünmeyi gerçekleşmesine yardım ediyordu. Mitoz bölünme sıralaması şöyle. Hazırlık evresi, çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak gerçekleşiyor. Hazırlık evresinden sonra öncelikle çekirdek bölünüyor. Daha sonra sitoplazma bölünüyor. Birinci evre çekirdek bölünmesiyle devam edelim. Çekirdek bölünmesinde birinci evremizde kromatin iplikler kromozoma dönüşüyor. Bakın şurada kromozoma dönüşmüş. Çekirdek zarı erimeye başlıyor. Bakın çekirdek zarı erimeye başlıyor. Çekirdekçik eriyor. Kromozomlar kısalır ve kalınlaşır. Sentrozomlar zıt kutuplara doğru hareket eder. Bakın şuradaki sentrozomlar Zıt kutuplara doğru hareket ediyor. İpliklerini oluşturacaklar çünkü iplikleri oluşuyor. Arkadaşlar birinci evremizde oluşan olaylar bunlar. Bu bitki hücresinde, bu hayvan hücresinde. Bitki hücresinde bakın iplikleri kendiliğinden oluşurken, hayvan hücresinde iplikleri sentrozomlar sayesinde oluşuyor. İkinci evre yine bitki hücresi ve hayvan hücresinde gör görüyorsunuz. Kromozomlar hücrenin ortada. Yan yana dizilirler. Kromozomlar sentromer ile ipliklerine tutunurlar. Arkadaşlar ipliklere sentromer yani kromozomların orta noktasına sentromer denir arkadaşlar. Buradan iplikleri bunları tutup ekvatoral düzlemde yani tam ortasında diziyor ikinci evrede. Üçüncü evremize geçelim. Üçüncü evrede bitki hücresi ve hayvan hücresini görüyorsunuz. İplikleri sentromelerini parçalayarak kardeş kromatitleri birbirinden ayırıyor ve kardeş kromatitler hücrenin kutuplarına doğru çekiliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz iplikleri kromozomları kardeş kromatit ayırdı ve kutuplara doğru çekti. Aynı şekilde hayvan hücrelerinde de bakın kutuplara doğru çekti. Dördüncü evremiz bitki hücresinde arkadaşlar birinci evrenin tam tersi olayı görülüyor. Bakın telofaz evresinden sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir ve bölünme sonlanır. Çekirdek zarı yeniden oluşur. iplikleri kaybolur. Kromozomlar kromatik iplik haline döner. Bakın arkadaşlar çektikten sonra tekrar kromozomlar kromatin, kromatin ipliklere dönüştü. Çekirdek zarı tekrar oluşmaya başladı. Ve Bitki hücresinde bakın ortasından aralamelle birbirinden ayrılıp iki, hayvan hücresinde ise arkadaşlar boğumlanmayla tam ortadan boğumlanarak iki yeni hücre oluşuyor. Stoplazma bölünmesi birinci çekirdek bölünmesinden sonra stoplazma bölünüyor arkadaşlar. Mitoz hücre bölünmesi kısaca çekirdek bölünmesiyle başlayan ve birbirini takip eden evrelerden oluşan ve stoplazma bölünmesiyle sona eren bölünme türüdür. Bitki hücreleriyle hayvan hücrelerinde stoplazma bölünmesi açısından farklılık gösterir. Bitki hücrelerinde hücre zarı dışında hücre duvarı da bulunduğu için hücre boğumlanamaz. Bakın boğumlanamıyor. Bitki hücrelerinde hücre aralamel Adı verilen bir sitoplazma bölünmesiyle tamamlanıyor. Bakın arkadaşlar şurada aralamel oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş ve sonra hücre birbirinin e, hücre ikiye ayrılarak iki yeni hücre oluşuyor. Aşağıda bitki hücrede gerçekleşen aralamel gösterilmiştir. Bakın arkadaşlar sonuç olarak mitoz bölünme sonucunda ana hücre ile aynı kalıtsal yapıya sahip iki yeni hücre oluşuyor. Mitoz bölünmenin sonuçlarına bakalım arkadaşlar. İki yeni hücre oluşuyor. Vücut hücrelerinde görülür. Yaprak hücresi, deri hücresi, kas hücresi, testis hücresi, yumurtalık hücresi, karaciğer hücresi gibi. Oluşan iki hücre hem ana hücrelerin hem de birbirinin kalıtsal olarak DNA'lar aynısıdır. Kalıtsal çeşitlilik olmaz. Bu her zaman sorulur arkadaşlar. Mitoz bölümünde de kalıtsal çeşitlilik olmaz. Ana hücrenin aynı yapıya DNA yapısına sahiptir. Oluşan iki hücrenin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. Oluşan iki hücrenin büyüklükleri, stoplazma miktarı ve organel sayıları farklı olabilir. Arkadaşlar sadece bu her zaman sorularda çıkar. Mitoz bölünmede ne farklı? Hücre büyüklükleri farklı olabilir. Sitoplazma miktarları farklı olabilir. Organ sayıları farklı olabilir. Diğer her şeyi aynıdır. Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Eşeğsiz üremeyi sağlar. Tek hücreli canlılarda eşeğsiz üreme çeşitlerini üreme konusunda göreceksiniz arkadaşlar. Çok hücreli canlılarda büyümeyi, gelişmeyi ve yaraların onarılmasını sağlar. Her zaman sorulur arkadaşlar. Üreme ana hücrelerin oluşması mitoz bölünmeyle sağlanır. Arkadaşlar üreme ana hücrelerin oluşması mitozla üreme hücreleri ise mayozla olur. Bunu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Her zaman öğrenci bunu karıştırıyor. Yaşam boyu devam eder zigottan ölüme kadar. Arkadaşlar bizim büyümemiz, gelişmemiz, yana, yaralarımızın onarılması yaşam boyu devam ettiği için mitoz bölünmede yaşam boyu devam etmek zorunda. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücreler belli bir büyüklüğe ulaştığında tekrar mitoz bölünme gerçekleşir. Arkadaşlar hücre tekrar tekrar mitoz geçirebilir. Mitoz bölünme tüm canlılarda görülür. Önemli bir not. Mitoz bölünme tüm hücrelerde görülmüyor. Arkadaşlar sinir hücresi, kas hücresi, retina hücresi, al ve üre eşeği üreme hücrelerinde mitoz bölünme görülmez. Bunu her zaman sorarlar. Öğrenciler burada hata yapıyor. Arkadaşlar sinir hücresi, kas hücresi, retina hücresi, gözdeki retina hücresi al yuvar ve üreme eşey hücrelerinde mitoz bölünme gerçekleşmez. Etkinlikle devam edelim arkadaşlar. Burada Mitoz bölünmeyi anlatan cümleleri önce sıraya koyup daha sonra cümle içinde resme çizelim. Bir ile başlayalım. İplikleri oluşmaya başlıyor. Çekirdek zarı erimeye başlıyor. Kromotip de kromozomlara dönüşüyor. Bu nerede var? C'ye bakıyoruz. Kromozomlar belirgin hale görülmeye başlar. Bir de C. 2 de ekvator kromozomlar ekvator düzleminde diziliyor. Bu hangisinde yazıyor? Bakıyoruz kromozomlar hücrenin ekvatorunda dizilir. 2'ye D yazıyoruz. 3'e bakıyoruz. Kutuplara doğru çekiliyor. Hangisinde var bu? Kromozomlar kutuplara doğru çekilmeye başlıyor. 3'e A yazıyoruz. 4'e bakıyoruz arkadaşlar. Artık Birincinin tam tersi gerçekleşiyor. Kromozomlar kromatin ipliklere dönüşüyor. Çekirdek zarı oluşmaya başlıyor. İyi iplikleri kayboluyor. Baktığımızda bu ise hangisinde görüyoruz arkadaşlar? B'de hücre boğumlanarak stoplazma bölünmesine başlıyor. Bakın stoplazma bölünmesine başlıyor. Bu da hangisinde? B'de. Mitozda kromozomların önemini önemli arkadaşlar. Buraya bir bakalım. Mitoz bölünme sonucunda ana hücreyle aynı kalıtsal yapıda Neydi? Kalıtsal yapı değişmez. Ana canlının aynı kalıtsal yapıda, aynı sayıda kromozom içeren iki hücre oluştuğunu öğrenmiştik. Kromozomların canlılar için önemi çok büyüktür arkadaşlar. Kromozomlar vücut hücrelerinde takımlar halinde bulunur. Yani iki en. Bu iki enin biri anamızdan, biri babamızdan gelir. Ve iki enle gösterilir vücut hücrelerindeki kromozom sayısı. Kromozom sayısının canlının gelişmişlik, düzeyi ya da vücut büyüklüğüyle hiçbir ilişkisi yoktur arkadaşlar. Aynı türe ait canlıların kromozom sayıları aynıdır. Yani tüm insanların kromozom sayıları aynıdır. Bir farklılık varsa onda bir hastalık vardır arkadaşlar. Farklı türe ait canlıların kromozom sayıları aynı ya da farklı olabilir. Baktığımızda arkadaşlar Burada farklı türe ait canlıların kromozom sayısı aynı olabiliyor. Mesela insanın kromozom sayısı 46, moli balığında kromozom sayısı 46. Farklı türe ait canlıların kromozom sayısı aynı ya da farklı olabiliyor. Şimdi bazı canlıların vücut hücrelerindeki kromozom sayılarına bakalım. Arkadaşlar atın kromozom sayısı 64, insan 46, soğan 16, eğri 500. Bakın eğri oltu Kromozom sayısı 500 insaninki 46. Yani bir gelişmişlik de, vücut büyüklüğüyle alakası yok kromozom sayısının. Köpek 78, deniz yıldızı 94, güvercin 16, keçi 60, molibalığı 46 kromozoma sahip. Burada molibalığının resmik verilmiş. Etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları tablodan yararlanarak uygun kelimeleri dolduralım. Bir takım N anneden bir takım N babadan gelmek üzere iki takım kromozom bulunduran hücreler nokta nokta ile gösterilir. Arkadaşlar iki N kromozomla gösterilir. Biri anadan biri babadan gelen. Canlıların kromozom sayısı gelişmişlik düzeyiyle ilgili bilgi bizlere ver, vermez arkadaşlar. Mitoz geçiren sirke sineğinin kanat hücresindeki kromozom sayısı değişmiyordu arkadaşlar. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmiyor. Sirke sineğin bakıyoruz 8 kromozoma sahip. O halde kanat hücresindeki de kromozom sayısı ne olacaktır? 8 olacaktır. Kromozom sayısı aynı olan canlılar nokta nokta türe ait olmak zorunda değil aynı türe ait olmak zorunda değil. Arkadaşlar baktığınızda moli da 46, insanın da 46 kromozomu var. Bunlar aynı türe ait değillerdir. Mitozun canlılar için önemi. Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda yaraların onarılması. Bir yerimiz kanadı arkadaşlar kesildi. O deri hücrelerinin tekrar orayı onarması gerekiyor. Büyüme ve gelişmeyi sağlıyor. Bakın küçücük doğuyoruz sonra büyüyoruz gelişiyoruz. Bunun sağlanması. Yani mitoz bölünme olmasaydı yaralarımız iyileşmez boyumuz uzamaz ve gelişemezdik. Kırılan kemiklerin iyileşmesi, kan hücrelerinin oluşması yine mitoz bölünmeyle sağlanır. Mıstık ve YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.